Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir dersle, yeni bir videoyla birlikteyiz. İletim dağıtım dersimize devam ediyoruz. Konumuz elektrik devrelerinde kullanılan açma kapama elemanları. Yani ayırıcılar ve kesiciler. Başlayalım. Elektrik devrelerinde açma kapama işleri genel olarak şalter adı verilen aygıtlarla yapılır malumunuz. Fakat büyük akımlı ve büyük gerilimli devrelerde açma kapama işlerinde ayırıcılar ve kesiciler kullanılmaktadır. Sahada ayırıcılara seksiyoner yani bölümlere ayırıcı demek, virgül kesicilere de diskonnektör veya disjonktör denmektedir. Yani bağlantıyı kesici manasında. Evet, devam ediyoruz sevgili kardeşlerim. Şeklimizde bir seksiyoner yani bölümlere ayırıcı görmekteyiz. Rengimizi değiştirelim. Rengimiz şöyle bir renk olsun. Sigortalı ayırıcımızı görmekteyiz. Birinci sigortamız R fazı için diye düşünebiliriz. İkinci sigortamız S fazı için. Üçüncü sigortamız da şurada gördüğünüz gibi T fazı için diye düşünebilirsiniz. Üç tane sigortamız var. Orta gerilim sigortası ve yüksek gerilim sigortası böyle kahverengi olur. Mesnet izolatörlerimizi görmekteyiz. Mesnet izolatörleri. Evet. Şurada kontaklarımız var. Evet, hemen kontaklarımızı için tekrar değiştiriyorum. Kontaklarımızı görelim düşüncesiyle. Şöyle mavi kontak yapmaya çalışacağım. Şu anda açık. Dikkat etseniz. Bir manivela veya kol yardımıyla ne yapıyoruz? Şuradan şuraya. Evet, burayı kapatacağız. Şurayı şu anda mavi hatla kapatmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu şekilde ayırıcılarımızın kontaklarını kapatmaya çalıştım. Açık kontaklarımız şu anda. Açıktı yani. Şu anda açık. Evet, devam ediyoruz. Orta gerilim ve yüksek gerilim şebekelerinde, OG ve YG şebekelerinde gerilim altında var. Fakat akım çekilmediği, yani yüksüz durumlarda kullanılan kontaklarının açık ya da kapalı olduğu görülebilen kumanda elemanlarına ayırıcı adı verilir. Yanlışlıkla kesiciden önce ayırıcı açılacak olursa açma esnasında oluşan ark hem kullanıcı için hem de malzeme için büyük tehlike oluşturur. Bu bakımdan, bundan dolayı enerji kesmede önce kesici, sonra ayırıcı kontakları açılmalıdır. Devreye enerji vermede ise önce ayırıcı, sonra kesici devreye alınmalıdır. Devam ediyoruz sevgili kardeşlerim. Şekilde ustamız ıstakasıyla ayırıcının kontaklarını açmaya veya kapamaya çalışmakta. Evet, devam ediyoruz. Dahili yani bina içi ve harici yani açık hava olarak üretilmektedir. Her iki tip ayırıcı da normal, sıradan, sigortalı, virgül, topraklamalı ve sigortalı veya sadece topraklamalı şeklinde olabilir. Dahili ayırıcılar mutlaka kapalı bir oda içinde kullanılırlar. Çünkü yağmura, kışa dayanıklı olmadıkları için. Evet. Çoğunlukla 3 fazlı olarak üretilirler. Ayırıcıların kumanda şekillere göre ayrılması 1. Manuel yani el ile kumanda edilenler. 2. Istaka ile kumanda edilenler. Deminki ustamızda görmüştük bunu zaten. Istaka ile kumanda edilenler. 3. Elektrik motorları ile kumanda edilenler. 4. Pnömatik yani hava basıncı ile kumanda edilenler olarak sınıflandırılabilir. Devam ediyoruz sevgili kardeşlerim. Evet. Bu kadar yeterli. Ayırıcılarımızı işlemişiz. Sırada kesiciler var. Bir sonraki dersimizde kesiciler üzerinde duralım istiyorum. Evet. Bir sonraki dersimizde görüşmek umuduyla. Hoşça kalınız efendim. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.